Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunuyor, Cumhur İttifakı. Bu sistemi zaten gördük. Kararnamelerle yönetilen bir ülke sistemidir bu. Ve burada demokrasi yoktur. İşçi sınıfına, emekçilere de yeri yoktur. Bunu zaten göndermemiz lazım. Bizim ittifakımızın bir amacı bu. HDP'nin çağrısıyla 25 Ağustos'ta Toplumsal Özgürlük Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Emek Partisi, Emek ve Özgürlük İttifakı adıyla yeni bir ittifak kurduklarını açıkladı. Emek Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, ittifakın amacını dile getirdi. Kürt sorununda demokratik çözüm, bu kesin ilke, kalın ilke, buradan kaçamaz. Biz final yapmıyoruz, bir başlangıç yapıyoruz. Genişleteceğiz, çok büyük bir cepheyi açığa çıkaracağız. Akdeniz, Türkiye'nin dış siyasetteki tutumuna ilişkin konuştu. Dünya yeni bir döneme girdi. Yani Ukrayna Savaşı'nda biz bunu gördük. Artık savaşlar dönemine giren bir dünya var. Burada ittifakların ne söylediği önemli. Dış politikada ne söylüyorsunuz? Biz şunu söylüyoruz. Diğerlerinden farkımız bu. Savaş tezkerelerine hayır diyoruz. Eylül ayında yol haritasını açıklayacak olan ittifakın pek çok parti ve sendikayla görüşeceğini de duyurdu. O program metniyle beraber Türkiye'nin sosyalist, demokratik, solcu, ilerici güçlerine, partilerine, örgütlerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bunlardan bir tanesi de Sosyalist Güç Birliği'dir. Yani TKP, Sol Parti, TKH ve Devrim Hareketi biliyorsunuz bir güç birliği oluşturdu. Onların metnine baktığımızda, bizim metnimize baktığımızda yani ikisinin ortaklaşmayacağı bir şey yok. Yani neyin ayrılığı olabilir ki? Gidip görüşeceğiz bunu. Gelin güçlerimizi birleştirelim diye.